kanka. Ölüm. Ölüm. Bu adam bir paça uzmanı. Bak daraltmaya götürme, paçaya götür. Yapar mıyım be çocuklar? Yapar mıyım be? Ya, işte Mahmut Hoca ya. Evet, masada gergin anlar. Masada kulak. Susmak da bir cevap. Bakalım bu gözlüğün olayı ne? Bir kere şu kulağın düştü. Yani böyle bir insansın. Bak şiddet gibi geldik. Ay bir kere makyajını yapmış, saçının üstünden guriyi çıkmış. Ali Can'ın havalı gözlükleri benim bilmem ne. Bir kulağın var. Ben elf olurum diye taktım. Şire'in karısı oldum. Şire'in karısı olsan iyi, sen Hugo'nun karısısın ya. Hugolina. Hugolina'sın sen şu an. Evet. Efendim? Yalnız sen takınca mesela bir havalı, bir İtalyan, bir hava, bir şey geliyor yani hocam. Bu gözlüğü ben takınca mı? Bayağı böyle bir... Yanlış anlama, İtici. Beşiren var mı oluyorsun sen? Aynen. Açma beşiriniz varsa şarap alacağız. Ben o kitledim. Açma oyununu yaparsan havan değişir. Yine daha da adi bir köpeğim şu anda. O yüzden ay, biraz entel gibi oldun. Entemizi kaldırmak mı? O zaman ben size bu gözlüğün hikayesini anlatayım. Ben demin dalga geçtim. İnşallah yine bir arkadaşının rahmetli babaannesinin değildir Barış. Hayır. Gözlüğümü almayı unutmuştum. Gözlük takasım çok vardı. Çok üzüldüm. Bir tane dandik aksesuarlar satan dükkan var Kadıköy'de. Ah dedim, hemen gideyim bir tane ucuz gözlük alayım. Gittim baktım, ucuzlar ucuzu, Çinler Çin'i bu gözlüğü aldım. Tahmin ama... edelim fiyatını o zaman. Hadi tahmin. Hadi. 25 lira. Kaç gün sen önce de çok aldım. Çin artık abi yani. O kadar da o kadar Çin değil. Ben değil. Şeyden Tahtakale'den aldım demiyorum. O kadar Tahtakale'de de alamazsın abi o parayı. Ülkesiz neredesin? Benim tanıdığım kralde bir gözlüğe 25 liradan fazla vermez. Yok 50 liradan aşağı vermez. Kaç gün önce aldığını söyle şimdi çünkü gün be gün değişiyor. Kurlar arttı kanka, kurlar. 2 ay önce falan aldım. 2 ay önce aldıysan. 100 lira hadi. 75 diyorum. Ben 75 de güzel bir rakam. 200 diyorum. Sana bak. 200 kral asla 200 vermez gözlüğü. 150'dir böyle hissettiriliyorsa hoş demek ki dışarıya karşı. 75 hissettirdi bana. 50 liraya aldım bu gözlüğü. Sen biliyorsun. Hakiki. Pazara seninle gideceğiz be. Hakiki ve has plastik. Hakiki ve has plastik. Bugün sat, iki katına satarsın. Can bak 10 dakika taktım. Tam böyle gerçek bir doğa düşmanı, doğa katili bir gözlük almış. Plastiğe vermiş parasını. Ali Cam'a yakıştı be. Hocam bende gözlük burnu vardır, bakın dikkat edin. Bak herkes bir taksın bakayım. Yine ufuyduruk bir bilgi verdi gözlük burnu diye. Sende yoktur mesela. Bende gözlük burnu yoktur. Aa sende güzel oldu. Vallahi yakıştı Elis. Sana mi? Vallahi yakıştı. Ali Cam'a da yakıştı, sana yok, da yakıştı. Sana çok bir daha yakıştı. Bir kere bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Sen bu gözlüğü direkt... Bence Yeniz'e daha büyük gözlük yakışır. Yok yok. Bana küçük gözlük gider mesela. Sen bu gözlüğü Yeniz'e ateşle kardeşim. Öyle mi diyorsun? Net, net bir şekilde. Şıkır şıkır. Dur bakayım. Fena olmadı. Aa fena olmadı. Benim ne olur biliyor musunuz? Güzel oldu. Kirpiklerim çarpar şeye. Ama sana çok iyi oldu. Gerçekten rahat olmuyor o yüzden. Ucuz malı iyi mi taşıyorum ben? Sen ucuz malı iyi taşıyorsun evet. Arkadaşlar burada aslında devreye ne giriyor biliyor musunuz? Dandik ürünü alıp satışı kuvvetli aynen olması. Aynen öyle. Doğru ben söyledim. Geçen, ayıptır söylemesi, hocam, niye ayıp olsun? Salı pazarından bir tane eşofman aldım, eşofman altı aldım kendime. Üstünde takımını almadın ama parası neyse takım verip altını aldın. Lego şeyi var üstünde, ninja legolar var tamam mı? Ve oy vermeye giderken gittim onu giymiştim, oyumu attım filan. Şaka değil. Mesaj kutum patladı. Patladı. Allah. Ben diyeyim 300, sende 500 mesaj. Nereden herkes aldın diyeyim. Nereden aldım bilmem ne, şudur budur. Kaydırmalı hayatımda... link verseydin Allah direkt Google Maps'ten bit pazarına bağlı. Senin böyle influence etkin mi var ya insanlara giyim benim konusunda? Benim giyim kuşamımı sever bazı insanlar. Bazı insanlar. Bazı insanlar. Bu arada Barış hocamızın şeyi nerede ya? Aa dur. Aa. Fıtı fıtını getireyim ben senin. Hıp hıp dur. Ne geliyor? Hadi bakalım. Şakalar komiklikler. Allah Allah, küçük şakalar mı geliyor? Free Shop'tan bir hediye geliyor galiba. Asla Free Shop şeyi değildir. Gittim bizatihi aradım buldum. Bir dakika, benim sevdiğim ürün mü yoksa? Ürününü sana bulup getirdim. Benim sevdiğim ürün yani mi? Senin dayın Almanyalara gider gelir sana gider yani. Gelir de eli boş gelir mi? Yani. Kral. Hoppa! Gittim senin için aradım buldum. Abi değişik şeyler var. Colorado yazıyor bak. Vay vay. Hocam bu firmanın üstünde bir cümle vardır. Hangi ülkeden alırsan o cümle o ülkenin dilinde değişik şakalar yapar. Aa. Mesela Macht Kinder froh, çocukları çok neşelendirir. Und erwache ebenso, ebesini öper. Diyor ya. Diyor. Böyle de Almanca. Bir şey almışsın. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Adam biliyor bu dili be. Çok hadi ver birazdan da yiyelim. Evet full ya. Karışık, full karışık bu arada. İçinde ve bir tane... dev paket, ben böyle dev paket görmemiştim bugüne kadar. Bu aile boyu maxi pack 360 gram. Bir kişi yerse hastaneye koyuyor. Ya hem sana hem ailene almış. Hadi aç, aç bir yiyelim ya. Bir tane var içinde, o kadar adi ki onunla başlamamızı istiyorum. Onu Ali Can'a sen biliyor, sen biliyor musun bunu? Tabii tabii. Buradaki aa ben hemen ha bir tanesini hiç yemedim. Ama şu siyah olan var ama öyle acı, acı değil mi ya? Siyah neli, petrol siyah mi? Siyah adi. Petrol. Petrol. Allah aşkına siyah. Lezzetli mi? Berbat.
Kötü mü yani? Kötü kötü. Ha, yeme. Sandviç gibi şunu yiyeceğim. Ben de onu yemek istiyorum. Siyahlı çok kötü. Bak bakayım nasıl? Ya başka bir tanesini ter... Ya yok yok. Eğer o adi siyahın çocuklar şey... siz akide şekerinden şaşmayın. Hem az önce Alican'ın söylediğine bir örnek teşkil etsin diye. Hem de sizinle ne zamandır paylaşmayı istediğim bir hikaye var. Geçenlerde bir arkadaşım geldi. Aynı mahallede oturuyoruz. İşte böyle geldi çok yakın arkadaşım. Hafif sinirli geldi. Dedi ki... Hafif sinirli ne demek mesela? Böyle masalara vurmak yüksek sinirli. Yok yok. Montunu sinirli çıkarmış, ha, çok güler yüzü girmemiş. Aybike böyle hoş geldin diye kapıyı tabii açmış, naber demiş. Naber bile demedi. Hiç de hoş gelmedim abi demiş. Demiş. Ha, tam öyle bir halde geldi. Dedim ki ne oldu? Bu arada yakın arkadaşım olmasına rağmen bizim programlarımızı falan asla izlememiş biri kendisi. Kendi kaybetmiş. Kendi kaybetmiş. Çünkü eğer bizim programlarımızı izlese başına gelmeyecek bir olay başına gelmiş arkadaşım. Dolandırılmış. Hoppa. Dur bakın başka bizim ne olaylarımız var? Pelikan sandığını, gördüğü sandığı bir şey görmüş olabilir bir yerde. Martıyla pelikanı birbirine karışmış oluyor. Dedim ki ne oldu? Dedi ki geçen gün başıma bir olay gelmişti. Şimdi önünden geçerken şu terzinin gene sinirlendi. Şerefsiz terzi. Senin terziye mi gitmiş yoksa? Benim terziye gitmiş. Abi bu terziyi dönmek farz oldu. Dedim ki come to mama, otur ve anlat. Tabii. Benim de başımdan geçen bir şey var. Yalnız anlattığım şeye inanmakta güçlük çekeceksiniz kesinlikle. Haydi bakalım. Birebir aynı hikayeyi yaşadık. Hayır hayır değil. Çok daha korkuncu. Terzi onu dövmüş mü? Öpüşmüşler. Hadi birazcık atalım bir şeyler. Ne oldu? Ne oldu? En sevdiğim bölüm. Ya bu güzel bir son olurdu bu arada. Yani öyle terzi aşkı bulmuş. Terzi tam o sırada çiğ köfte yoğuruyormuş. Yine işi gücü bırakmış. Etekleri dikmesi gerekiyor. Hala yapmıyor onları. Gitmiş yine çiğ köfte yoğuruyor. Oradan almış bir tane şılak bir koymuş. Anında patlamış. Bir ürününü veriyor. Yapıyor onu mesela. Atıyor. Paçasını kısaltıyor. Paçayı o kadar kısaltıyor. Birini uzun birini kısa. İbiş gibi oluyor. Ondan sonra kız da sinirlenince. Kızdı değil mi? Kızım. Kızımız da sinirlendiği zaman terzi böyle yapıyor. Sinirleniyor. Senin pantolonun giyiniyor. Yakıyor pantolonu gözünün önünde. Dükkanda yanıyor mu sen oradan tut? Çok kötü. Ne olur devam edelim. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Bunlar mı daha kötü yoksa benim anlatacağımı karar veremiyorum. Arkadaşım önce başka bir terziye gidiyor. O da aynı benim yaşadığım paça yapamama olayına denk geliyor. Sinirleniyor. Siz ne kadar paça yaptırıyorsunuz? Evet. Aybike siz bir tane de pantolonu üstünüze göre almıyor musunuz kardeşim? Evet abi sürekli ya. Bütün arkadaşlar bunlar olarak. Evet ya nasıl bir ben de şaşırdım. Artık pantolonlar boy boy satılıyor. Eskiden de o ibiş gibi paça yaptırma. Böyle uzun paça alırdım. Kıvrımı kıvrımı. Mükemmel oranı tutturmaya çalışıyoruz Yeliz'ciğim. Arkadaşım yani tekstilci bu arada. Şimdi onun da detayına geleceğim. Tekstilciyse o da gitsin bir orada Emine abladan rica etsin ya. Her tarafta onun terzi evet vardır etrafında. O paçasını kötü yaptırmış oradan. Paçaya da çok, pantolona da çok para vermiş, üzülmüş falan filan. Sinirle eve giderken benim terziyi görüyor. Diyor ki hadi bir de burayı deneyeyim. Hadi bak. Eyvah. Buraya abi, kadar her şey mükemmel. Giriyor paçasını yaptırıyor ve adam mükemmel yapıyor paçayı. Evet. Arkadaşım aranıyor. Diyor ki bu adam bu paçayı mükemmel yaptıysa başka paçaları da mükemmel yapar diye. Bu adam bir paça uzmanı diyor. Bu adamın paçası iyi diyor. Bak daraltmaya götürme, paçaya götür. Sonra iki pantolon daha paça götürmek için iş çıkışı uğruyor terziye. Arkadaşım da tekstilci ve ünlü bir spor markasının üretiminin başında olan bir insan. Haribo. Ya bilmiyorum verebilir miyim? Ben vereyim de olmazsa bipleriz kesin. Bipleriz ya. Bipleriz, ağzına yaratık koyarız gerekirse. Tamam. Üf ne firmadır ne firma siz anlamadınız ama. Ve yanında da işte numune çoraplar varmış, bir şey varmış, işten çıktı. Hani böyle yanında bir sürü çorap, hep olur zaten onda öyle çoraplar. Allah Allah. Çantasında öyle duruyormuş. Sonra paçayı öbürünü verirken falan filan adamın gözü takılmış çoraba. Arkadaşım da hediye etmek istemiş. Bir sürü çorap hediye etmiş adama. Adam çorabı almış, açmış, elini sokmuş, çevirmiş falan yapmış, köşeye atmış. Ah. Arkadaşım da kalmış yani... Hani biz tekstilciler kalite kontrolde bunu yaparız dedi. Yani böyle bir yerinde bir şey var mı, kumaşı nasıl, lastiği nasıl diye bakarız. Hani neye baktınız çok merak ettim demiş. Bir de bozulmuş yani hediye geldi etti, teşekkür edeceğin yerde. Hediye yapılmaz bu ne abi Dobby gibi. Adam demiş ki bunların içinde Kur'an var. Aa, ben biliyorum ben bu hikayeyi. Kur'an var mı diye baktım. Arkadaş çok özür dilerim Aybik çok özür dilerim. Ben bir video izledim. Oraya ya geleceğim. Delirdiniz mi lan siz? Artık aklınızı mı yitirdiniz oğlum? Manyak ben mısın? De bilmiyordum. Amblem var ya. Evet. Çorapta ve de onu böyle kesiyorlar abi. İçin dışa çeviriyorlar. Orada böyle tersten dikiş hali var. Valla hep yazıyor. Allah yazıyormuş o. Ya bu olabilir mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya bir kendinize gelin ya.
Allah aşkına ya. Bak Allah adını verdim ya. Ya kendinize gelin. Arkadaşım bu olayı bilmiyor. Ben de bilmiyordum. İlk bana dedi ki Kur'an mı? Nasıl? Ne demek yani? İçine nasıl Kur'an konabilir diyorum çorabın. Dedi ki ben de anlamadım. Adama diyorum ki ne Kur'an'ı ya? Ne saçmalıyorsunuz? Ya, Arapça bir kelimeyi kastediyor orada aslında. Evet adam ama adam böyle diyormuş yani. İçinde Kur'an var onların. Müslümanlığı ayaklar altına almak için bir oyun bu. Ben bunu giymem falan demiş. Terzi gitgide daha kaliteli bir adama evrildi be. Her geçen gün şov yapıyor be. Gidip elini öpeceğiz onu. Terzi Diyanet İşleri Başkanı gibi Terzi. Helal olsun be. Yani arkadaşım da şeyi açıklıyor. Şey diyormuş yani merak etmeyin ben üretimde çalışıyorum. Bunlar benim elimden geçiyor. İçine Kur'an falan koymuyoruz diye kız açıklama yapıyormuş. Adam demiş ki sen pazartesi günü bir iş yerine git de bir kontrol et. Allah. Kıza bir de işini öğretiyor. Abi büyük resmi gören kitle var ya. Evet. Ya büyük resmi gören kitle sizin ağzınıza sıçayım ya. Ya gerçekten ağzınıza sıçayım. Büyük resmi bir görmeyeyim ya. Ya bir görmeyeyim. Vallahi bak bunlara kızıyorum. Kur'an bana diyorsunuz ya ne olmuş? Gelip bunları görüp böyle oluyorum. Abi uçtunuz mu ya? Ya deli çok eğlenemiyorum. Yani. Delilik bak bu doğru değil. Uyduruk bir deli anladın mı? Kalitesiz bir deli. Onun ama işte çok fazla olunca o zaman şöyle oluyor. Akıllı sanki bu insanlarmış gibi oluyor. Yani... Deli bizmişiz gibi abi. Yani... Ve YouTube'a gir. Onlarca insan video çekmiş. Türkünden yabancısına kadar. Evet. Arkadaşlar bakın. Arkasını çeviriyor. Bakın burada ne yazıyor. Hadi o zaman çıkarayım çorabımı bakalım. Ya, manyaklık artık. Böyle terörize oluyorum artık bu hikaye. Vallahi bilemiyorum. İnanın bana. Ne eğlendiriyor beni artık bunlar. Ne güldürüyor. Artık benim midemi bulandırıyor bu hikaye. Hocam, İstiyorsan buradan çıkışta gidelim. Aklını alalım o terzini. Gerçekten ya. Terörize oluyorum. Valla aklını alasın geliyor böyle. Gizli kamera. Taşlayalım. Buramıza kamera, şuramıza kamera gidelim. Şiddete karşıyız şiddet arkadaşlar. Şiddet abi hiç değil. Ya yanlış ülkede şiddete karşısınız bence. Ve yanlış kitle olarak karşısınız. İnanın. Çözüm yani, o mu be Alican? Çözüm, niye çözümün peşindeyiz ki zaten? Neyin çözüm, peşindeyiz? Bence uyanışın peşinde olmamız lazım. Benim gerçekten abiye gidip böyle... Abi orada Kur'an yok. Kız da o halde çıkmış yani. Kur'an neresine koyalım çorabı? Ve niye koyalım? Ve yani koysak size bunu söylemez miydik? Ayaklar altına alıyoruz. Yapmaz mıydık? Niye gizleyelim? Ayrıca benim da misiniz? Kötü bir haberim var. Ayağında altına falan alınmıyor. Yanında yani. Yanında duruyor ayrıca. Hani benimle dünyayı dolaşıyor gibi de düşünebilirsin mesela. Ben bu arada mesela... bu kızın Aybike'nin arkadaşı olduğuna inanmıyorum. Bence bu direkt Aybike. Aybike'nin başına mı geldi? Bu direkt Aybike. Ve bize bu hikayeyi artık utandı mı anlatmaya? Utandı. Yani ben çünkü... bu terziyle alıp veremediğim konusunda artık utanıyorum mu diyor. Evet utanıyor. Çünkü ben mesela girme geçen hafta dükkana. 51 promille ehliyetimi kaptırdım. Şaka yapıyorsun. Evet ben de bunu geçen Dedeler Sofrası'nın bölümünde bir arkadaşımın başına geldi diye anlattım. Şaka yapıyorsun. Çünkü o zaman bile daha anlatmaya şey yapamıyordum. Hazır değildin. Hazır değildim. Ay yarışım herkese gibi palavracı değil. Lütfen. Palavracı değil herkesin. Yalnız değilsin. Ben de öyle kaptırdım ehliyetimi. Ehliyetimi yeni mi? Bunu size anlatmadıysam hemen anlatacak yok, çok güzel bir hikayem var size. Arkadaşlar ben ehliyetimi sarhoş olduğum için ya da içtiğim için de kaptırmadım. Şöyle oldu. Bir büyüğümüz çok hastaydı. Onu görmeye gittim. Ve bir arkadaşımla gittim. Büyüğümüz hepimizin büyüğü. Rahmetli oldu artık. Bak, Savaş abi. Bak gene bir ölüm gelecekti. Evet güzel. Ölüm. Ölüm. Onu böyle ziyarete gittim. Cihangir'de oturuyordu. Bir arkadaşımla birlikte gittim. O dedi ki ben de aşağıda oturayım bir şeyler içeyim dedi. Okey dedim onu orada bıraktım. Ben eve çıktım. Abi aşağıya bir indim. Bir saat falan oturdum. Arkadaşım nasıl biliyor musun? Zurna. Abi bir saatte yani zurna ötesi ve onun arabası orada. Sen de iç falan diyor bana. Diyorum ki ben içmek istemiyorum yani. Ayrıca zaten içmişsin yani birimiz içmiş yeterince. Hadi bir kadeh şarap içeyim diye. Kandırılma içtim. Hikayesi anlatıyor. Sadece bir kadeh şarap içtim. Şöyle mi üfledin? Biraz o kadar yakındı. Sonra arabaya bindik. Zar zor ben ikna ettim kullanmaya. Onu yanıma oturttum. Böyle... Cihangir'den aşağıya doğru süzüldük. Hemen daha böyle köşeyi dönerken polis geldi. Durdum. Dedik ehliyet ruhsat. Buyurun ehliyet ruhsat. Alkol var mı? Dedim ki bir kadeh şarap içtim sadece. Dedim. Üfler misiniz? Dedim. Üfleyeyim ne olacak ki bir kadeh şarapta. Abi üfledim. Dedik ki inelim aşağı. İnelim. 51 promil işte alkolünüz var. Bir dakika. Bu hikayeyi içmeden kaptırdım diye anlatılmaz. Bir dakika. Hikaye şimdi. Hikayenin devamı önemli. Çok doğru bir nokta. Tebrik ediyorum. Devamı önemli. Bu içmemektir bir kadeh. Arkadaşlar. Arkadaşım da çok sarhoş. Hala. Ve yandan şöyle yapıyor. Bir dakika ya. Ne var ki diyor Elbile yani diyor. Arkadaşının adı Levent miydi? Hayır. Levent Kırca'ydı. Uzatmayayım. Sonuç olarak arkadaşım direksiyona geçti. Nasıl? Evet. Onun için ben hiç içmeden ehliyetimi kaybettim zaten. Ve başkasının arabasını kullanırken. Ben yanına oturdum. Ve sana bıraktı değil mi polis?
Hayır, aldı benim hediyetimi yani. Yok yok, anladım. Ha. Ama hani yanındaki adama evet. Bırak. Evet, aynısı bir tanıdığımın da başına 30 gelmiş. Metre 40 metre gittik, inden aşağı dedim. Ben geçtim de kral öyle gittim. Geçmiş olsun. Yeni mi? Şu an yok mu ehliyetin? Ama içmeden var, kaptırmamışsın bu arada ya. İçip kaptı. Az içip kaptırmışsın. Arkadaşlar ben ne kadar içeceğimi bilirim. Tombaya gelmişim denir buna. Bilememişsin. Bilseydin 3 yudum daha az içerdin. 51 olmazdı. 49'da kalırdı. Bilseydin. Vallahi ben hep dikkat ederdim. Ben buna da şey yaptım. Su içerdin. İnsanların içtiklerini promille ölçmesine de karşıyım. Neyle ölçelim? Abi fiziksel test diye bir şey var biliyorsun. Bir şişe içip fiziksel teste şey çıkabilir. Bir tanem işte bir 100 yıl falan geçti onun üstünden. O aleti keşfettiler, buldular. Ölçebiliyoruz tam olarak promilimizi. Evet. O zaman size bir sarhoşluk hikayesi anlatacağım kısaca. Annemin hiç içkiye dayanıklılığı olmadığını çok acı bir tecrübeyle öğrendim arkadaşlar. Beraber tatile gitmiştik. Çay içelim falan diye oturduk. Dedim ki ben bira içeceğim. Efe dedi ki ben de bira içeyim. Babam dedi ki ben de içeyim. Anne dedi ki ben de bira içeyim. Babam böyle hiç ondan görmediğimiz ve gündüz falan yaptı. Ne oluyor baba, sana ne yani? İsteyen istediğini içer. Oğlum siz meseleyi bilmiyorsunuz ya. Ne meseleyi bilmiyorsunuz ya? Ne münasebet, sen nasıl karışırsın ya falan diye Efe ile babayı böyle dövüp iç yani, içeceksen. Sen nasıl karışırsın ya, sen içmemek ne oluyoruz? Anneme bira geldi, hepimize bira geldi. Böyle rakı bardağı geldi bir de. Annem rakı bardağının böyle dibine şu kadar bira koydu. Sonra onu içti. Böyle lık diye içti. Sonra devamını koymaya başladı. Biz de muhabbet ediyoruz. Yavaş içiyor diyorsun. Şatçı çıktı. Bu kadar içti abi. Bu kadar içti. Bu kadar içmiş. Allah. Bu kadar içmiş. Yani 6 promillik falan bir şey içmiş. Arkadaşlar. Masaların üstüne çıkıp oynamaya başladı. Başka bir şey. Böyle biz oturuyoruz ya işte, denize bakıyoruz falan. Böyle bir sessizlik. Kısa konuşmalar falan. Annemin hiç sesi çıkmıyor. Fark etme. Yok oldu annem aslında bir süre yani. Sonra şöyle şeyler duymuyor. Ne oluyor? Anne ne oldu falan. Böyle, ne oluyor anne falan diyorum. Falan yapıyor. Anne ne oldu? Bir şey mi oldu? Anlatsana. Anne ne oldu? Bu sefer hepimiz birden ne oluyor? Bir anda ağlamaya başladı. Ama nasıl ağlıyor biliyor musun? Diye ağlıyor bu sefer. Anne ne yapıyorsun yani? Hani millet bize bakıyor, bir şey yaptık zannediyorlar falan. Tuhaf bir durumda kaldık. Anne yapma, babam da böyle. Baba falan diyoruz, böyle yapıyor baba. Demiştim. Demiştim edebiyatı. Abi annemi Efe ile kaldırdık. Sahilde biraz yürüttük. Ayakta duramıyor annem. Arabaya götürdüm. Annemi yatırdım ve annemden kurtuldum. Üstüne kapıyı kilitledi. Babamın yanına gittim. Dedim ki içelim. Çok alkolle düşkün bir çocuk. O yüzden bu promil işi kişiye göre değişiyor olması doğru. Lazım. Buraya gelmeden önce tam yine sakin. Bak evimin kendi sınırları içindeyken hiçbir olayım yok. Çok sakin, mutlu falan lay lay loy bir insanım. Abi ne zaman o sokağa adım atıyorum başka bir şey çıkıyor içimden yani. Çünkü beni çıldırtacak herhangi bir şeyle karşılaşıyorum elbette ki. Bu terzi olur, işte memur bey olur, bir şeyler yaşıyorsun. Abi her defasında son 4 defadır da arabamın silecekleri kaldırılıyor, tamam mı? Ama otoparkta... Albay var sitenizde sizin. Emekli albay. Var herhalde. Şimdi ben onun peşindeyim. Onu bulunca görecek o. Saçma bir yere mi park ediyorsun? Hayır. İşte mesele o. Herkesin park ettiği yere ben de her zaman herkes gibi park ediyorum. Fakat birisi kafayı takmış durumda benim sileceklerimi kaldırıyor. Ben de olsam senin sileceğini kaldırırım abi, biliyor musun? Sen sileceği kaldırılacak kadınsın ben. Ben bunu bir gördüm, iki gördüm, üç gördüm. Üçüncüde artık biraz mahallenin deli teyzesine falan döndüm böyle sitede bağırarak, hani ya kim kaldırıyor bu sileceklerimi şey falan diye. Bir oraya bağırma, bir buraya atma. Aynen. Ortalığa atıyorum. Sonra artık apartman görevlisini aradım. Dedim Nuri Bey, ya benim bu sileceklerimi kim kaldırıyor? Delireceğim. Birisi sürekli kaldırıyor. Siz kaldırıyorsunuz Yeliz Hanım. Geceleri geldiğinizde kalkmamış. Delirmiş aslında biri. Ya da şöyle. Yeliz Hanım, söyleyemedim ya, bu zamana kadar ama. Ben kaldırıyorum. 6 numaradaki bey sizi çok beğeniyor. Ondan sonra şimdi şeyin peşine düştüm. Yönetimi aradım. Yönetimden güvenlik kameralarını... Çok korkunç birisin sen. Güvenlik kameralarını yönetimi izleyeceğim. Yönetimi aramış. Aynen. O hak da verdi bana ya, yönetimdeki muhtemelen. Herkes. Dediler ki hatta apartman görevlisi Nuri Bey falan da mesela. Ben de dedi her gün iniyorum sizin silecekler kalkık. Ben de siz yapıyorsunuz zannediyordum. Hani neden olduğunu anlamadığım bir şekilde falan. Buzlanmasın. Herkes fark etmiş yani. Aynen, buzlanmasın. Ondan sonra şimdi onun peşine düştüm. Onu bulacağım. O sileceklerimi kaldıran kişiyi bulacağım. Şöyle kameraya söyler misin? Seni bulacağım da. İzliyor programı. Çünkü senin sileceğini kaldırıyoruz, o programı izliyoruz. Var. O park yerini istiyor. Bilemiyorum. Peki hep aynı yere mi park ediyorsun? Çoğunlukla. Kim şimdi, kaldırıyor bunu? Neden kaldırıyor? Yazıp sileceğini aldım. Saçmalama. O sileceği götüre sokarım yazdım. Onun daha kabasını yazdım bu arada ben.
Kim bu kaldırıyor, niye kaldırıyor? Ha, ayrı, öyle olmaz yavrum, bunu anlatıyorum. Öyle olmaz. Efendim bunu niye kaldırdınız? Bu ne oğlum, medeni iki insan gibi tartışmak istiyorum. Belki bir öyle olmaz. Vardır. O sileceği şimdi götüne sokarım, yazacaksın oraya. Onu yazmadım ama bu sileceği kim kaldırıyorsa onu güvenlik kamerasından bulacağım ve tadını kaçıracağım yazdım. Böyle ünlem ünlem. Ah helal olsun oraya sana. Oraya da kağıdı koydum. Sonra ama çok uzun zamandır kaldırmıyordu. Kimse ben kaldırıyorum yazmaz zaten. Benim dediğim gibi cesaret yazıp kim olduğunu öğreneceksin ama. Sonra şey yapacaksın. Cesaret edemedi sonra. Çok uzunca bir süre ya kaldırmadı. Sonra ne yapacaksın? Onu utandırmak için ona iyi mi davranacaksın Aybike? Olabilir. Ya da böyle gelip o konuyu açamıyorsun ama geçen günde silecek değiştirmeye gitmiş bir arkadaş falan diye adamın yanında o konuları açmaya çalışıyor. Şimdi ben onu bulacağım. Çünkü Allah bana yönetimden de dönüş yapıldı. Akşam izleyeceklermiş bütün aferin güvenlik sana. Kameralarını. Hoşlandım senden kız. Aferin, bir şey ondan söyleyeceğim. Ondan sonra onu bulacağım ve akşam eğer bana bilgisi gelirse kapısına gideceğim. Zilini çalacağım ve şöyle diyeceğim. İyi günler, ben sürekli sileceğini kaldırdınız. Yeliz kullanıcı, buyurun evet konuşalım. Benim doğru. Böyle bir şey yapmışlığım var. Yurtta. Silecek mi kaldırdın? Hoppa. Benzer bir şey yaptım. Daha tatsız. Silecek ben de kaldırırım. Eyvah gerçekten... lastik. Yok değil. Lastik indirmiş. Hak ettiyse kaldır. Bisiklet selesi mi çaldın? Bisiklet kimse selesi. Hak etmedi. Sadece kendi rahatım için yaptığım bir şeydi. Bencilce bir davranıştı. Silecek kaldırdın. Kendi rahatım. Arabanın üstüne hayır, tükürdü araba. Kesin. Arabanın lastiğine tükürdü. Çok ya sert bir şey. Ya da küçük bir kağıdın üstüne şöyle bir not yazdı. Pis. Dedi koydu. Pis yazdı koydu üstüne. Şimdi ben yurtta kalıyorum. Bizim yurtta da kapıların önünde sebil ve damacana var. İşte sıcak su, soğuk su veriyor falan filan. Fakat ben biraz eskiden daha hasta ve manyak bir insandım. Sesi estağfurullah, estağfurullah. Her zaman öylesin. Hala öylesin hiç yani. Şey yapmaya gerek yok. O kadar değil mesela. Çok takıktım sese. Yani gece uyurken ses olmayacak ki yurtta kalıyorum yani. Düşünün neler yaşandığını. Sebil de tam benim kapımın önünde. Aksi gibi. O sebiller biraz ses çıkıyor. Gelen giden fıs. Gulu gulu gulu. Rakada 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 rakada. Yok rakadasında değilim de. Çünkü alıyor gidiyor. Ama sürekli bir diye bir ses çıkıyor. Tabii ve oraya ben tekrar deliriyorum. O yüzden ben sürekli Sebil'in fişini çekmeye başladım. Doğru hareket. Hiç kötü bence bir şey. Bence de doğru hareket. Bunu kalp bir şey olarak anlatamam. Saçmalama. Evet. Tabii ki abi. Ama sıcak suya ya da soğuk suya erişemiyor kimse. Yani lütfen yani başka yerde ağlasınlar. Sen de uyuyamıyorsun. Yani bu daha değil acil. Mi? Daha çünkü odanda tabii su kaynatabilirsin bu arada. Hepimizin aynen odasında kaynatma şeyi var. Ayrıca ben ortak bir alana bir şey koy kimseyi rahatsız etmesin. Bu ne yani? Ben hatta ne yapardım biliyor musun? Aynen şöyle bir alışveriş şeyi bulup, sepeti bulup Sebil'i buna yüklerdim. Alırdım Sebil'i kağıthanede bir yere bırakırdım. Geri gelirdim. Sonra onu yaptım. Çünkü birkaç hafta böyle gitti. Aa dedim kimse sorun çıkarmıyor. Ne güzel. Tabii her sabah fiş geri takılıyor biri tarafından. Ben geri çekiyorum akşam yatarken. Böyle bir süreç. Tamam güzel. Sonra biri Sebil'in üstüne bu Sebil'in fişini kim çekiyor? Senin numunu diye böyle duvara yazı yazmışlar. Aynen sen de yazacaksın. Bu Sebil'in fişini kim takıyor? Senin numunu. Abi çok mantıklı çözmüşsünüz aslında. Ama sen bir daha çekmedin çözüyorsun değil mi? Yok altına ben de küfür yazdım ama Sebil'i alıp uzağa götürüp ne oraya yazdın? Fişini taktım. Ne yazdım? Küfür hadi hatırlamıyorum gerizekalı ama. Gerizekalı. Yani, ne yazdın? Sana peace ne göt falan gibi bir şey yazmış olabilirim. Çok hatırlamıyorum. Aa, terbiyesiz aptal falan yazmış. Senin ağzın da çok pis ha. İyi ben bu hikayeyi niyeyse daha sıkıntılı bir şeydir hayır yani. Hayır ya. Çünkü beni tanımıyor. Benim gündelik hayatımı hiç arkadaşlar, görmediğin biz için. Biz lisedeyken okulumuzun müdür yardımcısının arabasını olduğu yerden geçtim silecek kaldırmayı. Arabayı kaldırıp başka bir yere bıraktım. Niye böyle bir şey yapmıştınız peki? Çünkü çok zorba bir adamdı. Bize çok çektirirdi. Çok şeydi yani hala düşündüğümde pişmanlık duyup yani daha fazlasını niye yakmadık ki arabasını falan diyebileceğim bir şey olabilir ancak. Bence öyle öğretmenlik olmaz. İyisi çok az bulunan bir şey bence öğretmen. Katılıyorum. Çünkü bir şey bak, istiyor. yetenek istiyor. Yetenek sınavıyla alınması lazım. Yorum yapma sesi baldır sana kesmezler. Baldır almışlar öğretmenleri o yüzden. Bir de çok sevmesi lazım ya öğretmeni. Çok abi çok yetenek sınavı diyorum. Bak lazım. Yetenek sınavı ister öğretmen olmak. Bu kaş gözün var ya şimdi geliyor sorular sen kaşınıyorsun. Sen kaşınıyor musun? Hayır öğretmenliğince yaptın arkadaşını daha üzdün. Hem bir öğretmen olarak bu adamı üzdün şu an hem de öğretmen sevdalısı bir adam olarak bunu üzdün. Ama bu adam ama sevgi dolu bir adam. Bu öğretmenlerini nasıl hesap verecek şimdi bu programdan sonra? Öğrencileri o bilir, eminim. Hocam o hocaların hocası bilir işini. Sever. Bu masada ben artık bak. Bugün birisi ağlaya ağlaya koşup bana sarıldı mesela. Provada kızcağızı üzdü bir tane öğretmen dedi ki kızım dedi böyle de olmaz artık yani biraz dedi şey yapsana dedi bilmem ne oynuyorsun şöyle böyle filan dedi. Kız böyle zaten olmuş gibi bir an diye hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ben de köşedeydim sonra koştu bana geldi sarıldı. Beni çok sevdiği için beni severler öğrenci.
Az bulunur. Pokemon oynuyoruz. Pokemon Quest oynuyoruz. Bir de şöyle bir numara yaptım geçen. Pokemon kartları yine çıkmış. Biz lisedeyken filan, üniversitedeyken vardı. Ben hala koleksiyonum duruyor. Bir başka koleksiyonlu olarak. Aynen. 1000 tane koleksiyonum var. Bir baktım çocuklar Pokemon kartı biriktirmeye başlamışlar. Ondan sonra duydum muydum filan, böyle bir derse girmiştim. Yalandan bir sorayım dedim. Bakayım var mı? Ya dedim, Pokemon kartları olan var mı dedim. Böyle bir şılak tatlı bir tedirginlik oldu. Çünkü nedir? Öğretmen alır, onları yırtar, atar, müdüre verir, bilmem ne olur filan. Ya ben de çok severim, ben de biriktiriyordum filan deyince böyle bir tanesi şey yaptı, bende var gibi bir şey. Aa hadi ya, yanında mı varsa getirsene bakayım dedim. Var tabi öğretmenim, getireyim dedi, çok heyecanlandı. Götürdü böyle bir deste, tamam mı? Bu getirince iki kişiden daha, bende de var, bende de var. Hepsini topladıktan sonra böyle cevap diye yutup çakarsaydın. Ben bunu yaşadım, bunun bu versiyonunu. Topçu kartları vardı eskiden, evet, bilirsiniz evet, belki. Ben bunun aynı, o yani tam olarak bu versiyonunu yaşadım. Ben de yaşamıştım. Yaşamıştım. Geldi kartlar, desteler, baktım. Oo şu şöyleymiş, bu böyleymiş, bilmem ne demiş. Konuştuk, sonra böyle dedim. Siz okulda Pokemon kartlarının yasak olduğunu bilmiyor musunuz? Güzel. Dedim. Çocuklar kırmızı, mor, mavi renkten renge girmeye başladılar. Bap bap bara bara kral şakası yapmış. Lap bap bara bara. Delişan oldu çocuklar. İyi dediğimiz hoca da bu. Çocuklar mahvoldu. Bu kartlara el koyuyorum. Ve bunları müdüre götürüyorum dedim. Öğretmenim nasıl ağlıyorum yapmayın ben, etmeyin falan filan dedi. Sonra vurdum masaya. Yapar mıyım be çocuklar? Yapar ya, mıyım be? Ya, işte Mahmut Hoca ya. Evet, zamanında bana çok yaptılar dedim. Aldılar, yırttılar, ettiler. Ben asla böyle bir öğretmen değilim. Bahçedeyiz. Bahçeye çıkmak istediler. Çıkalım, takılalım dedim. Sonra çok cıvıdılar, mavıdılar. Döneceğiz artık dedim. Sıraya girin Allah aşkına dedim. Yaş Kanter grubu içinde. Kaç? Yaş grubu 8-10. Tamam. Yanaklar kıpkırmızı, ter içinde, alev topu hepsi. Böyle durdular. Şimdi çok sakin bir şekilde tek sıra haline gideceğiz. Ama yolda gördüğümüz herkese selam vereceğiz dedim. Tamam mı? Bunlar böyle tombiş yanak kıpkırmızı baktılar ve anlamadılar önce. Sonra yürümeye başladık. Sonra birini görüyoruz mesela, oradan bir hoca geçiyor. Hepsi teker teker o hocanın elini sıkıyor. Arkadan Aybike'nin terzisi geçiyor okul dışından. Terzisi selam veriyorsunuz. Herkese selam veriyoruz, şey yapıyoruz ama bütün sıra böyle. 15 kişi. Merhabalar nasılsınız, merhabalar nasılsınız, merhabalar. Öteki tarafa gidiyoruz bilmem ne. Hadi bir su içelim diyorum. Damacana'ya gidiyoruz, hep beraber su içiyoruz falan. Böyle eline eline gittik. Böyle de bir deliyim. Böyle de bir öğretmen. Tatlı bir öğretmensin biliyor musun? Neşeliyim. Senin dersin için can atıyorlardır muhtemelen. Tabii. Dersim çok güzel arkadaşlar. Ayıptır söylemesi. Mesela Lego ile ilgili belgesel izletiyorum. Biz de gelebiliyor muyuz? Başvurabiliyor muyuz dersine? Sinema, sinema kulübüm var. Sinema kulübüme konuk çağırayım sizi ileride. Okul ister mi bizi? İster ister. Bu yayından bu sonra inmez. Hiç sorun olmaz. Mesela sinema kulübünde şey izlettim. Lego belgeseli izlettim. Sonra Legoland'de Zoom'dan bağlantı yaptım. Dev ekrana yansıttım. Oo. Çocuklar soru cevaplar bir şeyler. Böyle de bir müfredatım var. Kişisel müfredat. İstediğim gibi yapıyorum. 8. sınıfa geldikleri zaman onlarla bir konuşma yapıyorum. Diyorum ki bundan sonra artık ben de İtalyan liseli biriyim. Siz de diyorum. Benim bundan sonra kardeşimsiniz. Ömür boyu ben sizin abinizim. Maddi manevi beni arayabilirsiniz. Evet. Ayrıca diyorum bak YouTube'a çok güzel işler yapıyorum. Aklınızda olsun deyip bir iki bölümde izlettirip gösteriyorum. Oo bilmiyorduk falan. Çok tek tük keşfeden oluyor. Peki diyelim ki ondan sonra Mehmetcan seni aradı. Aradan 6 yıl geçti. Hocam borcum var. Kral hocam aynen, ben borcumu ödeyemiyorum da işte var size bir 22 hatta kişiye falan dediğinde ne yapacaksın? Suratına kapatacaksın. Direkt orada engelleyeceksin. Bunu bir da biliyoruz. 9. kral değişin. Onu üniversitedeyken diyorduk ve sevmiyordum deme diye söyledim kaç kere. Şurada söyleyeyim. Söyleyeyim. Hiç beklemediğim bir yerden isyan gelmiş. Gereksiz yere insanlara bu dandik yani soyadımın kısaltılmış ve yanlışlaştırılmış versiyonundan bana taktığınız o adi lakam. Zaten hep soyadım ömür boyu yanlış söylendi. Bir de şimdi milyonların önünde, milyonların önünde 9. dur söylüyorsun. Her seferinde kaç göz yapasın diye. Yani durduramıyorum. Allah'ım yarabbim. Bana bir haklı şeyler. Demiyorsun, demiyorsun. Alo, Kral. Al işte bak, Yılış Herif bunu öğrendi şimdi. Bu da böyle diyecek bundan sonra. Çocuklar, öğretmeninizde böyle bir hassasiyetin olduğunu bilmiyorum. Boyadım hassas çünkü Türkçe karakterlerini de yanlış söylüyorlar. Şu an bugün hassasiyet hayır, yani. Kır saçlı Ali 1750 yılında doğmuş. Dedemin dedesinin dedesinin dedesi. Kır Ali'den geliyor, ben de Kır Al diyorum, orada kesiyorum. Olmaz, olmaz. Kabul etmiyorum. Tamam, bundan
Fransız öğretmeninizi krel. Krel öğretmenim diyeceksiniz. Hayır. Çocuklar. Barış, tamam, sen herkese lakap takıyorsun, başka türlü sesleniyorsun. Ya bugün sen adaletin şey misin ya, temsilcisi her misin? Zaman. Sana helal olsun. Her gerçekten öyle ya. Vallahi başka şeyler olur ama soyadta hassasım. Allah. Bir kere tiyatro bülteninde yanlış yazdı. Tiyatro Martı. Erdal Özyağcılar'la oynuyorum. Ne yazdı? Sen bunu yanlış bir şey yazdı. Bir yanlış yazdılar. Her yere bütün bültenleri. Aysa Prodüksiyon her yere yanlış ya gönderdi. Ya ben çocuk doğduğu yanlış soyadıyla ünlü olacak ya onlar yüzünden. Ben doğduğum günden beri soyadı yanlış yazılan bir insan olarak hiç senin gibi hassasiyetler geliştirip böyle de ağlamamıştım hüngür hüngür. Veli Kavuncu ayrıca yazmışlar. Ayrıca da sen az önce benim ya bütün özel hayatımı ifşaladığı için bundan sonra sana önümüzdeki bebeğim, 12 ay boyunca onlar, onlar kesilecek. Kesil burası da kesil. Bak vallahi benim suç karşı kesilirse ben size söyleyeyim. Bakalım kimin sözü geçecek? Yeliz'in mi? Ali Can'ın mı? Niye? Hangi o konu? Ne kadar kral konusunda hassassa ben de o konuda hassasım. Bir dakika Yeliz, hadi Ali Can'ın hoşuna gitmeyecek bir konu bulup açalım. Ali Can'ın hoşuna gitmeyecek bir şey olacağını zannetmiyorum. İşte bulalım, zor biliyorum. Ali Can sadece eski manitalarından bahsedildiği zaman bir duvara dönüşür ve hiç şey yapmaz yani. Sen onu mesela emin de değilsen mesela, ya sen Hikmet'le sevgili miydin dersin? Ajan böyle yapar. Yok. Nereden? Bunun sebebi insanlarla ilgili bir şey yani konuşmak abes geldiği için bana. Aynısı geldi. Yeliz için de geçer. Ben ama ona konuşulmayan şeyi niye ortadan kaldırdığımız soru işareti veriyorsun? Ne konuşulmaması da bir şey demek ya. Ne demek? Anlatın bana demek. Ben de öğreneyim istiyorum. Ne demek abi? Masada konuş. Gergin anlar. Masada kulak. Susmak da bir cevap. Ne demek? Çok güzel bir şey yaşadım biliyor musunuz? İzmir'e film çekmeye gittim. Flamingo gördün mü? Flamingo görmedim. Prodüksiyonda çalışan bir kardeşimiz yanıma geldi. Dedi ki abi dedi, sana bir şey söyleyeceğim. Ben dedi sizi dedi crossover'da izledim dedi. Arkadaşımla birlikte izliyorduk dedi sürekli. Ve demiş ki bu şovu bir gün umarım izlerim ama biliyorum ki bir gün beraber çalışacağız dedim. Dediğimin haftasında beni aradılar. Ben dedi buralıyım. Burada prodüksiyon için geldim burada işte şey prodüksiyona. Secret diye. Yapmış çocuk. Adam dev secret yapmış. Ben o de zaman rastlıyorum biliyor musunuz setlerde? Ben de daha yeni rastlıyorum. İzmir'de açık havada bir çekim mi yapıyoruz o zaman? Kralsın yaz sen. Bölümü. İşte bu. Bir yaz bölümü yakışır. Bir eskiden biliyorsunuz böyle Bodrum Kalesi falan oralarda böyle yapılırdı. Yanmış gelir evet. Oraya sanatçılar. Crossover yaz. Yaz bölümü. Hani bizimkiler değişirdi, bambaşka olurdu, yazlıkçılar olurdu ya. Ama rolleri değişirdi. Evet. Mesela saçım ben Yeliz'in saçı, olayım. Aynı renk. Ben halbuki olamam ben çünkü. Olabilirsin. Olamam. Çok zor değil. Olamam. Ama benim burada olabileceğim bir Veli Kavuncu var o kadar. Tamam, ben Barış olurum. Ben de Ali Can olurum. Ben Ayvike'yi oynarım. Oyna anlaştık. Bir şey diyeceğim, Terzi'yi cezalandır bize. Terzi Bey, size yazıklar olsun. Neden? Yandım. Çok terbiyesiz bir insansınız, pis. Neyini gördünüz hanımefendi? Sen niye Terzi oynuyorsun? Ya daha çok şu Ayvike oldu yeter, ya, yeter. Pas veriyorum. Çalışacağım canım, öyle hemen Ayvike olmam. Çalışacağım, yazılı metinler falan. Daha yakından tanıyorum, zaman aynı evde yaşayan birisiyle görüşmem lazım. Hadi küçük kurbağa şarkısıyla bitirelim, hadi. Son. 2, 3, 4. Küçük kurbaş, küçük kurbaş, kuyruğun nerede bilmem. Kuyruğun yok, kuyruğun yok, yüzlerim derede. Çap çap çap, kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuyruğun nerede. Kuyruğun yok, kuyruğun. İlk defa bunu hep beraber söyledik herhalde. Su var, marzipan sevmeyen sevmez. Marzipan ne ya? Bu siyah işte, komple siyah var ya. Marzipan ne abi, hayatım. Siyah olan, petrol. Bak bu da anneanne evi şekeri gibi. Ya da bebek popozu.